Evet arkadaşlar, ben Ankara'dan Harun. İlyas Yıldırım hocamın göndermiş olduğu ilaçlar bugün itibariyle bitti. Bugünden sonra nizazol şuruba geçeceğiz. Kümesin son halini göstermek istiyorum. Daha önce iki tane video attım. O videolarımda kuşların sağlık durumları, şekilleri gözüküyordu. Evet, buradaki yavrularımız büyüdü. Arkadaşlar, yavru kaybım olmadı. Yalnız bir tane yavrumuz suyu bulamadı. O da şu an durumu çok çok iyi. Bakın, orada yavrular sağlık durumları çok iyi. Yavrular. Evet, burada yumurta da yatıyor kuşumuz. Burada yumurta da yatıyor. Evet arkadaşlar. Burada var yumurtada yatan kuşumuz. Burada yeni iki tane yavrumuz çıktı. Evet. Gördüğünüz gibi burada iki tane yavrumuz var. Daha önceki videolardan izlediyseniz yavruların küçüklüğü, şu anki durumları bellidir. Görüyorsunuz. Evet, burada yumurtada yatan bir kuşumuz. Burada altta bir yavrumuz var. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sağlık durumu maşallah çok iyi. Şu ana kadar 18 tane yavru saydım. Evet. Altta gördüğünüz gibi iki tane yavru. Evet. İki tane burada yavrumuz var. Maşallah. Evet, iki tane de burada yavrumuz var. Yeni çıktı, kaç gün oluyor. Kümesin durumu dediğim gibi şu an itibariyle çok iyi. İlaçları bitirdik. Evet arkadaşlar. Burada bir tane erkek bozumuz var. Yeni yumurtladılar. Evet. Başka yumurtamız yok. Dışarı çıkıyoruz. Evet, kümesimiz gördüğünüz gibi teras ve salmalı bir kümes. Şimdi bayramdan sonra temizliğimizi yapacağız. Dezenfekte yapacağız. Evet arkadaşlar. Bunlar eker, damızlık. Dışarı çıkan yavrularımız da var bu arada. Mesela şu yavrumuz suyu bulamadı. Kanadını, kuyruğunu kestik. Şu an yem yiyor, su içiyor. Bir sıkıntı yok. Toparladı kendini. Evet, şu da kardeşi onun. Vallahi. Şu kuşlar yavru. Gökle boz. Evet, o uçan, palazlanan yavru. Dışarı çıkanlar var bu arada tabi. Şu yavru. Onun yanındaki o da aynı. Evet, bunlar yeni yeni dışarı çıkıyorlar. Bu da yavru, bu dumanlı. Evet arkadaşlar. Genel sağlık durumları iyi kuşların. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş. Herhangi bir sıkıntıları yok. İlacı kullandık. İlaç bugün itibariyle vitamin, her şeyi bitti. İşte nidazol şuruba geçeceğiz. İlyas hocamın söylediği gibi. Nidazol şuruptan sonra işte kefir haftalık. Ondan sonra maden suyu haftada iki gün veya bir gün vereceğiz. Ve bu arada arkadaşlar, yem olayını da İlyas hocamla görüştüm. Ona 3. Yani 10 kilo buğdaya 3 kilo karışık. Biz daha önceden yemi, karışığı çok veriyorduk. Hani yavrular güzel büyüsün, sağlıklı büyüsün diye, ama yanlış yapıyormuşuz. Yemin oranı düzelince kuşlar yemlikte yem bırakmıyor şu an.
Yani seçme olayı düştü tamamen. Şu an çok güzel. Yani yavruların durumu. İlyas hocama teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tavsiye ederim. Kendi arkadaşlarıma tavsiye ettim. Ya şu anki görünüm çok çok iyi. Yavruları kendiniz gördünüz. İlyas hocam hani olmasaydı belki bu yavruların yerden çoğunu kaybedecektik. Benim bir de öbür tarafta uçurduğum uçum kümesi var. Bu kuşlar oyun kuşu, performans kuşu. Uçurduğunuz zaman bu hastalık bu hayvanları yıkıyor. Yani dediğim gibi ben Ankara'da kuş besliyorum. Yani bu kuşların da uçup oynaması, işte taklaya gelmesi, başlaması, hayvanı doğal olarak bu hastalık çok yıpratıyordu. Ama şu an itibariyle uçum kümesim de çok iyi. Yavrularda bir sıkıntı yok. Burada görmüş olduğunuz yavruları da görüyorsunuz. Ekeleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Kümesin genel sağlık durumu çok çok iyi. Şu an dışarıda nereden baksanız bir herhalde 10 tane yavru vardır. Hepsi dışarı çıkmış. Arkadaşlar buradan dediğim gibi tavsiye ediyorum İlyas hocamın ilaçlarını. Herkes kullansın. Bir zararını görmedim arkadaş ben. Yani İlyas hocamın hakkında da hani bir şey diyemem bu konuda. Zararını görmediğim için olumsuz bir yorum da yapamam. Yararını gördüm. Faydasını gördüm arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Yani ben hiçbir zarar görmedim. Buradan İlyas hocama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol. Hayırlı bayramlar diliyorum İlyas hocam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.